Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde dördüncü sınıf konularımızdan kesirleri sayı doğrusunda gösterme konusunu işleyeceğiz. İlk önce basit kesirleri sayı doğrusunda nasıl gösteriyoruz onu öğrenmeye çalışalım. Açıklamamızı okuyarak dersimize başlıyorum. Basit kesirleri sayı doğrusu üzerinde 0 ile 1 aralığında gösteririz. Bunun sebebi basit kesirler sadece bir bütünden oluşuyor. Yani bir bütünün bir kısmı kesilmiş oluyor. O şekilde olduğu için sadece 0 ile 1 arasında göstermeliyiz. Buna dikkat edelim. E, alıştırmalar üzerinde devam edelim. İlk kesrimiz 8'de 3 kesri. Sayı doğrusu üzerinde gösterirken ilk önce paydaya bakacağız. Paydamız 8. O zaman bir bütünü 8 eşit parçaya kesmem gerekiyor. Hemen ayırıyorum. Şu şekilde. Evet. Ve sayıyorum. Acaba doğru ayırdım mı? Sıfırı saymıyoruz. Sıfırdan sonra attığımız adımları sayıyoruz. Bakalım 8'e kesebilmiş miyim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parçaya ayırdım. Benden istenen 3. parçayı bulmam gerekiyor. Şimdi üstte paya bakıyorum. Ne yapıyorum? 1, Şöyle çizerek gösterelim. 2 Ve 3. parçaya geldim. İşte benim aradığım kesir burada. 8'de 3 kesrimiz burada. 2. alıştırmamızı yapalım. 6'da 5 Ne yapacağım bütünümü? 6 parçaya ayıracağım. Hemen ayırmaya çalışıyorum 6 parçaya. 1 Eşit olmasına dikkat ediyorum. Yani elimden geldiğince. 2 3 4 5 ve 6. Kontrol ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya ayırdım. Şimdi paya bakıyorum. 5. parçaya gitmem gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. parça burası. O zaman benim aradığım kesir yani işaretlemek istediğim kesir burada. 6'da 5 kesri yerini buldum. Şimdi 7'de 4 kesrini bulacağım. Yine bütünümü 7 parçaya ayırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve sonuncu parça 7 oluyor. Kontrol edeyim yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parçaya ayırdım. Dördüncü parçaya gidiyorum. 1, 2, 3, 4. Ve burası benim aradığım yer. 7'de 4 kesrinin yeri burada. Bu kez kesir verilmemiş. E, sayı doğrumuz eşit aralıklarla kesilmiş. Bize A ve B noktaların olduğu yerdeki kesirleri soruyor. İlk önce bütünün hepsinin kaça ayrıldığını bulacağım ve bulduğum sayıyı paydaya koymam gerekiyor. Önce sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. O zaman bütünümüz 9 parça ayrılmış. Hemen kesirlerimin altına payda kısmına 9 yazıyorum. A noktası da B noktası da alt kısımda 9 olması gerekiyor. Şimdi A noktasının olduğu yeri sayıyorum. 1, 2, ikinci yerde o zaman A kesrimiz 9'da 2 kesri. B'ye bulmaya çalışıyorum. 2'den sonra devam ediyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Evet B noktası da 9'da 7 kesrinin olduğu yerde. En alttaki örneğimizde 3 tane harfimiz var. K, L ve M harfleri. İlk önce bütün kesrimi sayıyorum. 0 ile 1'in arasındaki bütün aralıkları sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. O zaman alta 13 yazmam lazım hepsinde. Buna da yazıyorum. M, M, harfinin olduğu yere de yazıyorum. 13 yazıyorum. Yanlış yazıyordum. Evet. 13'ü yazdım. Şimdi payları bulacağım. 1. ikinci yerde K harfimiz. 13'te 2. L nerede bakalım? 2, 3, 4, 5, 6, 7. bölümde. 13'te 7 oldu. Devam ediyorum. 8, 9, 10, 11, 12. M harfimizde 12. yerde 13'te 12 oluyor. Basit kesirleri bu şekilde gösteriyoruz. Gelelim ikinci kesir çeşidimize. Bileşik kesirleri nasıl göstereceğiz? Bileşik kesirlerde önce kesir içinde kaç bütün olduğunu bulmamız gerekiyor. Bu iş için üstteki sayıyı yani payı alttaki sayıya bölebiliriz. Şimdi 3'te 5 kesimiz var veya 5 bölü 3 kesimiz var. 3, 6. Bakın 3'er 3'er saydığımda yani 5'i 3'e böldüğümde e, ee, bir defa var. Yani ilk önce şöyle yapmalıyım. 0 1 bütün olacak. İkinci bütünümüz de olacak. Çünkü diğer kesi de. Yani iki bütünden fazla çizmeme gerek yok. Şimdi ne yapacağım? Bütünlerimi alttaki paydaya bakıyorum. 3'e ayıracağım. Birinci ekmeği de ikinci ekmeği de 3 parçaya ayırmam gerekiyor. 1, 2 ve 3. Bakın 1, 2, 3. Diğerini de 3'e ayırıyorum. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3. Baştaki birinci ekmeğimi de ikinci ekmeğimi de üçer parçaya ayırdım. Nereye gitmem lazım? Beşinci parçaya. Hemen gidiyorum. 1, 2, 3. 3 parça gittiğimde bir ekmek bitti. Devam ediyorum. 4 ve 5. İşte burasıymış benim kesrimin olduğu yer. 5 bölü 3 kesrimiz ikinci ekmeğin olduğu yerdeymiş. 6/4 kesrimizi yapıyorum. 4 4 daha 8 ettiğine göre demek ki 2 bütün yeter bana. 0 1 ve 2. Kaça ayıracağım? 4'e ayıracağım. Hemen 4'e ayırıyorum. Evet 4 parçaya ayırdım. Bir ekmeği, diğer ekmeği de aynı şekilde 4'e ayıracağım. Ve 6. parçayı bulacağım. 1 2 3 4 5 ve 6. İşte buradaymış. Şimdi 9 bölü 6. Yine 6, 6 daha 12 olduğuna göre 2 bütün bana yeter. 0, 1 ve 2. Kaça ayıracağım ekmeklerimi? 6'ya ayıracağım. Hemen ayırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Birinci ekmeği ve diğer ekmeği de 6'ya kestim. Şimdi 9. parçaya gitmem lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. İşte buradaymış benim aradığım kesir. 10 bölü 3. Şimdi 3, 6, 9. 3 bütün bitti. Ve 10'a gitmem lazım. O zaman 4 tane ekmek lazım bana. 4 tane bütün lazım. O zaman sayı doğruma 1, 0, 0. 1 2 3 ve 4 tane bütün yapıyorum. Nereden buldum bunu? 3'er 3'er 10'a kadar saydım. 3 tane bütün bitti. 4. bütün de lazım oldu. Şimdi bütünlerimi hepsini 3'e ayıracağım. Paydaya ayıracağım. 1, 2 ve 3. Şunları biraz büyük çizeyim. Aradakiler biraz küçük kalsın. Daha belli olsun. Evet diğer ekmeğimi de 3'e ayırıyorum. 1, 2, 3. Diğer ekmeğimi de 3'e ayırıyorum. Ve son ekmeğimi de 3'e ayırıyorum. Hepsini bütün bütünleri 3'e ayırdım. Şimdi 10. parçaya gidiyorum. 3, 6, 9. 10. parçam şurada bakın. Evet 9'dan sonra burası benim aradığım kesir. Son alıştırmamızda ise sayı doğrusu verilmiş. Kesirlerin A harfine ve B harfine gelen kesirleri bulmamız gerekiyor. Böyle sorularda sayı doğrusu verilen sorular. İlk önce bir tane ekmeği kaça ayırmışlar? Ona bakmam lazım. Bakın. 1, 2, 3'e ayırmışlar. Diğer ekmeği de 3'e ayırmışlar. Bakın. 1, 2, 3. Görüyor musunuz? Diğer ekmek de 3'e ayrılmış. Bakın. 1, 2 ve 3. Bütün ekmekler 3'e ayrılmış. O zaman benim paydamın alt şey kesirin altında payda olan yerde 3 olması gerekiyor. Evet. Şimdi payı buluyorum. Ne yapıyorum? Sayıyorum. 1 A harfine gideceğim. 1 2 3 4. aralıkta 4. adımda buldum. B'ye gidiyorum. 4 5 6 7. aralıkta. Demek ki A harfinin olduğu yer 4 bölü 3 B harfinin olduğu yer 7 bölü 3 ya da 3'te 7 diye okuyabiliriz. Son olarak tam sayılı kesirleri nasıl göstereceğiz acaba? Ona bakalım. Açıklamamızı okuyoruz. Önce tam kısımlar çiziliyor. En son bütün ise paydadaki sayı kadar eşit olarak çiziliyor. Ve pay sayısı kadar sayılıyor. Şimdi biraz karmaşık geldi ama yapınca daha iyi anlayacaksınız. Bakıyorum bir tam 3'te 2 kesirimiz. Yani bir tane ekmek şöyle bunu hiç ayırmıyorum. Çünkü bir bütün zaten burada yemişler. O zaman bunu kesmeme gerek yok. Sonra bunu buldum. Diğer kesime bakıyorum. Hemen yandaki basit kesire bakıyorum. 3'te 2. O zaman diğer ekmeği de 3'e ayırmalıyım. 1, 2 ve 3. Bu ikinci ekmeğimiz. Şimdi bir tamı hiç kesmeme gerek yok. Bir tam zaten belli. 3'te 2'ye şimdi gidiyorum. 1, 2, 3'e ayırmıştık ve 1 ikinci parça. Burası olduğuna göre 1 tam 3'te 2 kesri, bakın çocuklar buradadır. Evet, şöyle ok işaretiyle gösterebiliriz. Diğer alıştırmamıza bakalım. 3 tam 5'te 2. Yani 3 tane tamı ilk önce yapmalıyım. 4. Ekmeği sonra keseceğim. Hemen 0. Birinci ekmek gitti. 2 3 tane ekmeği bütün olarak yedik. Sonra diğer ekmek. Dördüncü ekmek. Onu keseceğiz artık. Nereye? Şuna keseceğiz. 5'e keseceğiz ve ikinci parçayı böleceğiz. 1 2, 3 4 ve 5. Beş. Bakın 5'e kestim. Ve ikinci parçaya gidiyorum. 1, 2 Yani benim aradığım yer burası. O zaman altına yazıyorum. 3 tam 5'te 2 olarak yazıyorum. Diğer alıştırmamıza bakalım. Biraz daha ekranımızı büyütsek sanıyorum daha iyi olacak. Evet. Çok büyüttük. 4 tam 6'da 2. 0 1 tam 2 tam 3 tam 4 tamı yaptım. Buralar bitti. 5. tamda 6'ya bölüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İkinci parçayı buluyorum. 1 2 şurası ve şöyle ok işaretiyle göstereyim. 4 tam, 6 da 2 kesrimiz burada. Sayı doğrusu verilmiş. Bunu nasıl bulacağım? Bakın ilk önce tamları sayıyorum. 1 tam, 2 tam, 3 tam. 3 tamı bir kere yazayım şuraya. Sonra kesrimi yapacağım. Kaça ayrılmış diğer ekmek? 1, 2, 3, 4'e ayrılmış. 6'a 4 yazdım. A harfi 3. parçada. O zaman üstte de 3 yazıyorum. Nasıl oldu? 3 tam 4'te 3. Son alıştırmamız. 1 tam bitmiş. 2 tam bitmiş. O zaman kesirlerimizin başında 2 tam olacak. Bunda da 2 tam olacak. E harfinde de 2 tam. F harfinde de 2 tam. 2 tamdan sonra Diğer tam olan bölüm bakalım kaça ayrılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye ayrılmış. Paydalara 7 yazıyorum. Şimdi son olarak E harfi nerede? 1, 2. bölmede üstte 2 yazdım. F harfi 2, 3, 4, 5. kısımda. Evet E harfinin olduğu yer şöyle bir arayı ayıralım. 2 tam 7'de 2. F harfinin olduğu yer 2 tam 7 de 5 Demek ki tam sayıları tam sayılı kesirleri gösterirken ilk önce tam kısımlarını hiç kesmiyoruz Onları tam olarak bırakıyoruz en son kesrimizi kesiyoruz verilen sayı doğrusunda da ilk önce tamları sayıyoruz ve onları tam olarak başa koyuyoruz son kesilen ekmeğin kaça kesildiğine bakıyoruz onları paydaya yazıyoruz mesela 7'ye kesilmişti burada Sonra da pay olan yerleri. Harfin olduğu yeri E harfi, ikinci de F harfi, beşinci de. Böylelikle bu alıştırmamızda dersimizin sonuna geldik. Sizlere iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.